Yuhanna 15. bölüm. Ben hakiki asmayım. Semavi babam da bağcıdır. Bana ait olup da meyve vermeyen her dalı kesip atar. Meyve veren her dalı daha çok ürün versin diye budayıp temizler. Size bildirdiğim söz sayesinde siz şimdiden temizsiniz. Dal asmada kalmalıdır. Bunun gibi siz de bende kalmalısınız. O zaman ben de sizde kalırım. Asmada kalmayan dal kendi başına meyve veremez. Bunun gibi sizler de bende kalmadan meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz dallarsınız. Bende kalırsanız ve ben sizde kalırsam çok meyve verirsiniz. Benden ayrı olarak hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa kesilmiş bir dal gibi atılır ve kurur. Böyle dallar toplanıp ateşe atılır ve yakılır. Bende kalır ve sözlerimi yerine getirirseniz, dilediğiniz her şey size verilecektir. Bol meyve verirseniz, benim şakirtlerim olduğunuzu gösterirsiniz. Böylelikle semavi babam yüceltilir. Semavi babam beni nasıl seviyorsa, ben de sizi öyle sevdim. Sevgimle yaşayın. Emirlerimi yerine getirirseniz, sevgimle yaşarsınız. Tıpkı semavi babamın emirlerini yerine getirdiğim ve sevgisiyle yaşadığım gibi. Bunları size, bendeki sevinç sizde de olsun diye söyledim. Böylece sevinciniz tamamlanacak. Size şunu emrediyorum. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Bir kimsenin gösterebileceği en büyük sevgi, dostları uğruna canını vermesidir. Emirlerimi yerine getirirseniz benim dostlarım olursunuz. Size artık kul demiyorum. Çünkü kul, efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dostlarım diyorum. Çünkü semavi babamın bana söylediği her şeyi size açıkladım. Beni siz seçmediniz. Fakat sizi ben seçtim. Sizi gidip meyve veresiniz ve meyveniz kalıcı olsun diye seçtim. Böylece semavi babam benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yerine getirecektir. Size emrediyorum. Birbirinizi sevin. İsa şöyle devam etti. İnsanlar sizden nefret ederse önce benden nefret ettiklerini hatırlayın. Eğer dünyaya ait olsaydınız, dünya sizi kendisine aitmiş gibi severdi. Ancak siz dünyaya ait değilsiniz. Çünkü ben sizi dünyadan farklı olasınız diye seçtim. Bu sebeple dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğimi hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Eğer bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözümü dinledilerse sizin sözünüzü de dinleyecekler.